Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle tığ işi, örgü bebek battaniye modelinin tüm yapılış aşamalarını püf noktalarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için de faydalı ve keyifli bir video olur. Arkadaşlar, daha öncesinde bir ön çalışma hazırlamıştım sizler için. Bu şekilde modelimiz iki renkten oluşmakta. Dilerseniz hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Modeli kurarken ben 3,5 milim tığ kullandım. Evet arkadaşlar, hemen başlıyorum. Arkadaşlar, zincir çekerek model kurulumuna başlıyoruz. Kuracağımız modelin zincir sayısı 5'in katları artı 3 zincir şeklinde olacak. Zinciri çekelim hemen. Evet arkadaşlar, ben 25 adet zincir çektim. Şimdi 3 tane daha çekiyorum. Ve toplamda 28 zincirim oldu. Şimdi arkadaşlar, kenarına gelecek olan 3 tane parmağımı buradan tutuyorum. 1, 2 ve 3. Burası da böyle kenarına gelecek olan zincir. Tığın başını doladım. Parmağımı tuttuğum yere ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Yanındaki boşluğa ikili trabzan ve hiçbir zincir boşluğunu atlamadan sıra sonuna kadar ikili trabzan yaparak modelimizin kurulumuna devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar ben trabzanları yaptım. 28 zincir çekmiştik. Toplamda 28 adet trabzan yaptım. Şu en baştaki başlangıç zinciriyle birlikte 29 adet trabzan elde etmiş oldum. Bir zincir çekerek modeli çeviriyorum. İlk boşluktan itibaren arkadaşlar, bütün trabzanların tepe boşluklarına sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonuna yaklaştım arkadaşlar. Son trabzan tepesine de sık iğne yapıyorum. Ve en sondaki zincir boşluğunun tepesine de bir adet sık iğne yapıyorum arkadaşlar. İkinci sıramızı da bu şekilde oluşturmuş olduk. Devam ediyorum. Şimdi ikinci rengime geçiş yapacağım. İpi aldım ve ilmeğin içerisinden geçiriyorum. 3 zincir çekerek buraya ipimi sabitledim arkadaşlar. Deseni çeviriyorum. Tığın başını doladım. İlk boşluğu atlıyorum. İkinci boşluğun içerisine ikili trabzan. Yandaki boşluğa ikili trabzan. Yandaki boşluğa ikili trabzan. Evet arkadaşlar, başlangıç zinciriyle birlikte toplamda 4 adet ikili trabzan yaptım. Tığın başını 2 defa doluyorum. Bu alttaki 1 ve 2. trabzanı bırakarak 3. trabzanın ortasından ilmek aldım. İkisini birlikte kapattım. İkisini birlikte kapattım. Bu ikisini kapatmıyorum. Tığ da bekliyor. Tığın başını 2 defa doladım. 3 tane trabzan bırakıyorum aşağıdan. Dördüncü trabzanın ortasından ilmek aldım.
İkisini birlikte kapattım. İkisini birlikte kapattım. Ve bu üçünü birlikte kapatıyorum arkadaşlar. Tığın başını doladım. Arkaya geçiyorum. Arkada bir trabzan boşluğu bırakarak ikinci trabzan boşluğuna ikili trabzan ve yan yana 4 adet ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Tığın başını 2 defa doladım. Bu en sonki trabzanın yanındaki trabzandan ilmek aldım. İkisini birlikte kapattım. İkisini birlikte kapattım ve son ikisini kapatmıyorum. Tığın başını 2 defa doladım. 3 trabzan atlayarak 4. trabzanın ortasından ilmek aldım. İkisini birlikte kapattım. İkisini birlikte kapattım ve en son üçünü birlikte kapattım. Tığın başını doladım. Arkaya geçiyorum. Arkada bir tane trabzanın tepesini boş bırakarak hemen yanındaki trabzana ikili trabzan ve yan yana 4 adet ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, model bu şekilde ilerliyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Arkadan devam ediyorum arkadaşlar. Buraya 4 adet ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar. Başında da 2 trabzan atlamıştık beyazdan. Sonunda da bakın 2 trabzan kaldı. Ve maviden de başında da sonunda da 4'er trabzan yaparak bu sıramızı tamamlamış olduk. Bir zincir çekerek deseni çeviriyorum. İlk boşluktan itibaren sıra sonuna kadar sık iğne yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Modeli kurarken arkasından daima sık iğne yaparak ilerliyoruz. Ön yüzden de modelleri oluşturarak devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, ilk boşluktan itibaren hiçbir boşluk atlamadan sıra sonuna kadar sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna yaklaştım. Burada şimdi renk geçişi yapacağım arkadaşlar. En son zincir üzerine de sık iğne yapacağım. Fakat kapatmadan önce beyaz ipimi üste alıyorum ve kapatıyorum. Şimdi beyaz ipime geçiyorum arkadaşlar. 3 zincir yaparak deseni çevirdim. Tığın başını doladım. İlk boşluğu bırakıyorum. İkinci boşluktan itibaren devam ediyorum. Buraya 3 tane trabzan yaptım. Ve başlangıç zinciri ile birlikte başında 4 adet trabzan oldu. Bu daima böyle ilerleyecek. Başında ve sonunda 4'er tane trabzan olacak arkadaşlar. Tığın başını doladım. Şu burada ters V şeklinde bir görüntü oluştu. Bu V'nin tam ortasından tığı geçirdim ve ilmek aldım. Başını doladım. İlmek aldım. Başını doladım. İlmek aldım. Tığda toplam 7 adet ilmek oldu. Bunun 6'sını birlikte kapattım. İkisini birlikte kapattım. Tığın başını doladım. Arkaya geçiyorum. Burada arada bir boşluk bırakıyorum. İkinci boşluktan itibaren yan yana 4 adet ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bu ters V'nin
tam ortasından tığ geçiriyorum. İlmek aldım, başını doladım. İlmek aldım, başını doladım ve ilmek aldım. 6 ilmeği birlikte kapattım. İkisini birlikte kapattım arkadaşlar. Bu şekilde buralarda puf puf bir görüntü elde etmiş oldum. Devam ediyorum. Ve arkasında bir boşluk bırakıyorum. Hemen yanındaki boşluğa 2'li trabzan. Aralara hep 4'er tane 2'li trabzan yapıyoruz. Başını doladım. V'nin tam ortasından tığ geçirdim. Ve buradan 3 defa da ilmek çıkartıyorum arkadaşlar. Altısını birlikte kapattım. İkisini birlikte kapattım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Model 4 sırada bir kendisini tekrar etmekte arkadaşlar. Ve son modeli de yapalım. Sıra sonuna geldik ve sonda da 4 tane trabzan yapıyoruz. Anlattığım şekilde arkadaşlar sayılara dikkat edersek bakın hiçbir şekilde sıra sonunda artma veya azalma olmadı. Bu sıramızı da bitirdik. Şimdi bir zincir çekerek deseni çevirdim. İlk boşluktan itibaren sıra sonuna kadar sık iğne yaparak ilerliyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Son zincir boşluğunun tepesine de sık iğne yapmayı unutmuyoruz. Renk değiştireceğim için diğer rengimi üste aldım ve kapattım. Şimdi diğer rengime geçiyorum. 3 adet zincir çekerek deseni çevirdim. İlk boşluğu atlıyorum. İkinci boşluktan devam ediyorum arkadaşlar. Ve başlangıç zinciri ile birlikte 4 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi şu ilk sıradaki işlemi V işlemini tekrar edeceğiz arkadaşlar. Tığın başını 2 defa doladım. Baştaki 2 trabzanı bırakıyorum. 3. trabzanın ortasından ilmek aldım ve ikisini birlikte kapattım. Son ikisi kaldı. Tığın başını 2 defa doladım. Arada 4 tane trabzan vardı. Birinci trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanın ortasından ilmek aldım. İkisini birlikte ve en son 3'ünü birlikte kapatıyorum. Tığın başını doladım. Arkadan bir boşluk bırakarak ikinci boşluktan devam ediyorum. Ve araya yine yan yana 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını 2 defa doladım. En sonki ilmek aldığım trabzanın yanındaki trabzandan ilmek aldım. İkisini birlikte kapattım. Son 2 ilmeğim kaldı. Tığın başını 2 defa doladım. Ortadaki trabzanların ilkini atlıyorum. Yanındaki trabzandan ilmek aldım. İkisini birlikte ve 3'ünü birlikte kapatıyorum. Evet arkadaşlar, model ortaya çıktı. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Dönerken de sık iğne yaparak döneceğiz. Ve beyaz ipe geçtiğimiz zaman yine başına 4 trabzan. Sonra ilmek alarak bu pufları oluşturuyoruz. Bu şekilde model ilerliyor arkadaşlar.
Benim bugünkü videomda sizlerle paylaşacaklarım bu kadardı. Umarım sizler için de faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenip arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.